Emir, seni ilk gördüğüm andan beri bu anı hayal ediyorum. Bu sezon Adana'da çekilen Bir Zamanlar Çukurova dizisinin kadrosuna katılan Hande Soral, Kuzey Yıldızı ilk aşkta başrol oynayan eşi İsmail Demirci ile Etiler'de bir AVM'de görüntülendi. Merhaba, sağ olun. Alışveriş yapıyoruz herhalde. Evet, birkaç ihtiyaç. Çok uzun zamandır AVM'ye gelemiyoruz. Ama artık gelmek zorundaydık ihtiyaçlarımız için. Evet, öyle. Havalar da kötü. Yani bir yaz gelmedi diyebiliriz aslında. Valla ben Adana'dan geldiğim için ben yazdayım zaten. Siz düşünün. Hayır, sizin oralar sıcak, sizin oralarda soğuktu. Dün çok sıcaktı. Dün geldim ben Ordu'dan. Bayağı sıcaktı ama hava biraz dengesiz, evet. Hande Soral kebabıyla meşhur olan Adana'da formunu korumaya özen gösterdiğini anlattı. Adana'nın yemekleri de çok meşhurdur. Evet. Dayanamayıp insanlar hani yemeyeceğim dese bile 2-3 porsiyon kebaplar yenir, lahmacunlar yenir. Sizde nasıl gelişti o süreç? Kilo aldınız mı o süreçte hiç? Yok, kilo almadım. Yani her yer kapalı olduğu için aslında zaten çok fazla dışarıda da vakit geçiremiyoruz. Evde de kendi yemeğimi kendim yapmaya çalışıyorum ve sağlıklı beslenmeye çalışıyorum. İsmail Demirci, Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin sezon sonunda final yapacağını açıkladı. Sizin peki nasıl geçiyor Ordu günleriniz? Valla ben hep çalışıyorum abi. Yani zaten restoranlar kapalı, Ordu bayağı riskli bir bölge. Yani bir yere gidemiyoruz. Arada yürüyüş yapıyoruz boşluklarımızla, arkadaşlarımla. Ama onun dışında hep çalışıyorum ben. Çok yoğun, 6 gün. Valla sosyal hayatım yok yani. Yok. Siz benim de final kararı olarak aldı galiba. Son durum nedir? Sezon sonunda final yapacağız, evet. Yani 67-68. Bölüm gibi dendi ama çok da bilgim yok yani. Bizimki Karadeniz dizisi ve seviyoruz da. Güzel de bir seyirci kitlesi var. Sezon sonuna kadar devam edeceğiz. Şehir dışı işleri bundan sonrası için biraz ara verir misiniz yani? Bir özlem oluyor mu? Ara yani mesela? Şimdi büyük konuşmak istemiyorum. Hemen istemem ama ileride neden olmasın. Yani öyle bir seçeneğimiz yok. Biz role bakıyoruz daha çok, yerine değil de. Ama hemen istemem. Doğru bir şey yani. Hani hemen isteyeceğimi düşünmüyorum. Eşimin de isteyeceğini düşünmüyorum. Ben de hemen istemezsin diye düşünüyorum. Hande Soral'a Bir Zamanlar Çukurova'daki rol arkadaşı Furkan Palalı ve Aras Şenol'un koronaya yakalandığı hatırlatıldı. Güzel oyuncu kendisinin de mutasyonlu virüs atlattığını açıkladı. Evet, maalesef yani ben de atlattım. Bir ay falan oldu. Ben iyileştim, şimdi başka oyuncu arkadaşlarımız oldu. Şu an duyuyorsunuz zaten her yerde herkes, yani çok riskli bir dönemdeyiz. Yapacak bir şey yok. Peki sizin o süreç nasıl gelişti? Bende de tat koku kaybı oldu. Yeni geldi kendine. Biraz uzun bir süreç ama daha da uzun sürenler olmuş. Ben daha çok hafif atlatıp çok şanslı olanlardanım. Ama korkunç bir hastalık. Allah kimsenin başına vermesin. Çünkü nasıl bir süreç yaşayacağımızı bilmediğimiz için gerçekten çok endişeyle geçiyor o süreç. Herkesten olabildiğince ne yapılması gerekiyorsa, mesafe, maske, hijyen neyse, yani yalvarıyorum ki devam edelim. Çünkü insan başına gelmeden ciddiyetini anlamıyormuş. Kesinlikle. 10 gün. Mutasyonlu virüs olduğu için zaten 10 günün sonunda Sağlık Bakanlığı size bir tekrar test yolluyor. O negatif çıkarsa dışarıya çıkabiliyorsunuz. Ama ben ondan öncesinde de bir 3-4 gün kendimi iyi hissetmediğim için evdeydim. Negatif çıkıyordu testim ama yine de kendi karantinamı kendim sürdürdüm diyebilirim. 14 gün falan evdeydim yani. Geçmiş olsun diyelim tekrardan. Teşekkür ederim, sağ olun. Hande Soral 23 Mart'ta ikiz kardeşleri Bensu ve Bedirhan'ın doğum gününde bir paylaşım yapmış ve altına "Elleriniz hiç ayrılmasın ikizlerim. İyi ki doğdunuz. Sizi çok seviyorum. Not. İki fotoğraf arası 28 yıldır" yazmıştı. Kardeşlerinizin doğum günü bir sosyal medyadan bir fotoğraf paylaştı. Evet, evet. Duygusal bir. Ya evet, evet, çok istiyorduk aslında öyle eski fotoğraflarımıza benzer bir fotoğraf çekmeyi. Bu doğum gününe kısmetmiş. İnşallah bir 20 sene sonra da tekrar yenisini çekeriz. Evet. İnşallah diye, bize çok sağ olun. Teşekkür ederiz.